Şimdi biraz Pakistan'a bakacağız. Pakistan'da meclisin görevden aldığı Başbakan İmran Han pes etmeye niyetli değil. Hatta destekçilerini de sokağa döktü. Muhalefete ya sıkı yönetim ya erken seçim diyerek rest çekti. Şimdi dikkatler Pakistan meclisinde, zira ülkenin yeni başbakanı seçilecek. Yüz binler sokağa döküldü. Görevden alınan Başbakan İmran Han'a destek verdi. Görüntü Pakistan'dan. İmran Han'ın mecliste yapılan güven oylamasıyla görevden alınması protesto edildi. Başkent İslamabad, Karaçi, ve Lahor'da eş zamanlı gösteriler düzenlendi. Meydanlar tıklım tıklımdı. İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin bayrakları taşındı. Meclis kararına itiraz eden eylemciler muhalefet liderleri aleyhinde slogan attı. Son sözü hainler değil, halk söyleyecek denildi. Son karar halkın olacak. Demokratik bir sistemde son sözü halk söyleyecek ve halk İmran Han'a destek veriyor. Caddelerde araç konvoyları tur attı. Sloganlara korna sesleri karıştı. Pakistan Başbakanı İmran Han, hafta sonu gece yarısı yapılan meclis oylamasında güven oyu alamadı. 342 milletvekilinden 174'ü Han'ın görevden alınmasına destek verdi. İmran Han kararı tanımıyor. Yaşananları yabancı destekli rejim değişikliği komplosu olarak tanımladı. İsim vermeden ABD'yi işaret etti. Pakistan'ın yeniden bağımsızlık mücadelesi verdiğini ifade eden İmran Han, iktidarı devretmeyi reddediyor. Muhalefete ya sıkı yönetim ya erken seçim resti çekti. Pakistan'ın yeni başbakanı meclis oturumunda belirlenecek. Göreve İmran Han'ın rakibi Şahbaz Şerif'in gelmesi bekleniyor. Şahbaz Şerif, Pakistan'da 3 kez başbakanlık koltuğuna oturan Nawaz Şerif'in kardeşi. Pakistan'ın 75 yıllık tarihinde hiçbir başbakan 5 yıllık görev süresini tamamlayamadı. Ülkede bir sonraki seçimlerin 2023'te yapılması planlanıyor.